Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Haşir, öldükten sonra dirilme. Başladı ya, şimdi. Bir müşahade, yani herkes görüyor ki gayet cevadane bir faaliyetle, gayet cömertçe, hiçbir şey böyle esirgenmiyor, ihmal edilmiyor, gayet cevadane bir faaliyetle şu alemi kesif ve süflide pek kesretle nuru hayatı serpmek. Şu alemi kesif ve süfli. Yani donuk ve içi karanlık. Kesif, 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 karanlık. Sonra süfli. Yani hiç çıkana benzemeyen bir ortam. Donuk, süfli, karanlık, çıkan çıktığı yere hiç benzemiyor. Gübreden gülün çıkması mesela. Bir de söylüyorum. Siyah gübreden gül kokusunun çıkması. Zıttı zıttından çıkartıyor. Zıttı zıttından çıkartıyor. Mesela misal ona olsun diye odun düşünün bir tane. Odun. Odun karanlıktır içi. Ve odunun içi katıdır. İğneyi sokamazsınız. Odun bir yerdedir. Her yerde yapamazsınız onu. Odunu yakın, yakın, odunun içinde karanlıktı, nur çıktı. Nur çıktı. Odun bir yerdeydi, yaktık her yerde. Hiç benzemeyen şeyler çıkmış. Kendisine zıt olan şey çıkmış mesela. Odunun en büyük düşmanı ateş. Ateş içinde. Odun kesiftir, donuktur, katidir, böyle katı bir yapısı var ve bir yerdedir. Ama çıkan her yerde. Çıkan çıktığı yere hiç benzemiyor. Sesim etten çıkıyor. Kuşa bakın şu kadar bir şey. Ta kırıkanda yukarıdan bağırıyor, aşağıdan duyuluyor. Bu kadar ki boyu var ya. Bak neyi nereden çıkartıyor Cenab-ı Hak? Yani alemi kesif ve sufli. Mesela hayata hiç uygun değil burası. Yani dünya hayata hiç uygun değil. Yeniden yaratılıyor. Ama pek kesretle nuru hayatı serpmek. Zıttı zıttından çıkartıyor. Şimdi beraber işleyelim. Belki sizin yüzü sürmetinize Cenab-ı Hak bir bana daha verir. Tabii. Et, et alalım, et parçası Ömer abi. Aldın mı abi? At abi çöpe. Yapmasın ama at yani şimdilik. Bir kilo et attık. Günlerce durur. Ne olur abi o? Kokar ve çürür. Çürüdüğünü nasıl anlarız? Evet. Dişe vuruşu, koku, içteki kurt. Kurt eti neresinden çıktı? Neresinde? İçinde mi saklıydı bu? Yok, yeniden. O kurt eti neresinde? Yani o zaman biz kurt etin içindeyse biz kurtu mu yiyoruz et yerine? Haşır oldu abi, yeniden haşır oldu. He? Yeniden haşır yapıldı. Bakteri de haşır oluyor. Dışarıdaki o hava mikropla beraber etin üzerinde bir bakteri oluşturuyoruz.
İşte böyle bir isim takıyoruz ve olayı işi bitiriyoruz. Doğru. Aynı böyle. Şöyle biraz mantıken düşünürsek, sıyrılırsak o bize bloke ettikleri şey var ya, kavramlar. İşte bakteri oluşuyor, tamam mı? Hava ile temas ediyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Tamam, o olay biraz kendimizi oyalama bir yöntemi. Hani diyoruz ya mekteplerde, hepimiz mektep okuduk. 0 santigrat derecede, deniz seviyesinde, civa basıncı altında. 0, %14 pi sayı sabit saymak şartıyla, 76 civa basıncı altında. Sabit saymak suretiyle. Neye sabit sayıyorsun kardeş? Her yer deniz seviyesi, her yer civa basıncı altında. Değil mi? Başka izahımız yok burada. Böyle izah ediyoruz. Aranızda öğretmenler çok. Öyle demiyor muyuz? Öyle diyorsunuz çocuklara. Deniz seviyesinde 0 santigrat derecede, sanki her taraf 0 santigrat derecede, 76 civa basıncı altında vesaire. Başka çaremiz yok. Nasıl izah edeceğiz? Burada yeniden yeni yaratılıyor. Et tezgahtır, tezgahtar değil. Hakikaten çıkan kurt hayatlıdır. Ama o eti sen ye, hayatın yok olur. Değil mi? Kokmuş eti yersen hayatın gider. Ama hayatını yok eden şey, hayat çıkıyor. Eğer hakikaten hayat oradan çıksa, bizim hayatiyetimize kuvvet verir. Hayat orada değil. Et hayatın içinde. Et hayattan yaratılmış. Çürüdüğünü nasıl anlıyoruz? Yani etlikten çıktığını nasıl anlıyoruz? İçeriden hayat çıktığını. Çekirdek toprak altında çürüdüğünü nasıl anlıyoruz? Bitkinin çıkmasıyla. Bitki çıktı mı çekirdek çürüdü diyoruz. Demek ki bir hayat ki diğer bir şeyin başlangıcı oluyor. Neresi bunun ölümü? Bir sığır vardı ama bir kületten belki de milyonlarca bakteri veya kurt çıkıyor. Birer sonsuz. Arkadaşlar dünyada zor yapılıyor. İçlikten yapılıyor. Ahirette ise var olanı iade edilecek. Zor değil o. O kolay. Onun için şaşırmayacağız. Tam tersine gayet normal. Burada yeniden yapılıyor. Mesela bakın çocuğun yaratılması. Gidip de gelen mi var? Yok. İlk defa geliyor. Gidip de gelmesi kolaydır. Çünkü buradan gitmişti. Gidip geliyor. Nereye geliyor? Burayı biliyordu zaten. Gitti, geldi. Ama hiç burayı bilmeyen gelmesi daha zor değil midir? Buraya çocuğun gelmesi daha önce buradan gitmemişti. Anlıyor musunuz? Yani ahirette dirilmek dünyadaki dirilmekten kolaydır. İadedir çünkü. Ahirette iade var. Dünyada hiçlikte yaratmak var. Burası zordur. Çocuğu yeniden yapmak mı? Yaratmak mı? Var olan zerreleri toprakta toplamak mı? Zaten parçaları vardı, monte edeceğiz o kadar. Motoru yeniden mi icat etmek? Veya var olan motoru 2 sene çıkarttıktan sonra parçalarını toplamak mı? Mehmet topluyor motorun parçalarını değil mi? Kaç saatte topluyorlar motoru Mehmet? Motorlar öyle bir şey aslında. Hem de sen sizin kart alıp... Motoruma bir günde toplarsın. Bir günde. Bir günde sürmez. Evet. Ama onun ortaya çıkması için kaç asır geçti? Bazı servislerde 2 saatte topluyorlar. Toplama kolay kardeşim, bak toplama var yani. Hiç. Bak Allah aşkına ne olur bir bana böyle yoğunlayın. Yoğunlaşın. Şimdi kokuşmuş etten böcek çıkartacaksın. Onun gözü var. Kulağı var. Hareketi var. Hayvani duygular var. Arkadaşının sesini duyacak kadar hassas kulağı var. Benim bu kadar kepçe kulağımla ona göre duymuyorum. O kurt arkadaşının sesini duyar. Öyle bir göz ki mikrobunu görür. Gıdasını görür. O mikrop var ya mikrop veya kurt. Rızkını görüyor. Öyle mi? Göze bak.
Benim bu gözle belki de ondan, onu yapmaya kalksak milyonlarca yapılır. Bu gözle gözükmeyen gıdasını o kurt veya o mikrop rızkını görüyor. Kullanılan teknolojiye bak. Nuru hayatı serpmek. Nuru hayat şu. Şimdi o kokuşmuş et. Kokuşmuş et. Orası nurlanması lazım. Allah ne yapıyor? Ahiret hesabına orada nur çıkartıyor. Nur demek eşyanın tabiatında, odunun içerisinde kibrit yakınca çıktı ya. Etin içinden hayatın çıkması, maddenin içinde. Neresindeydi? Odunun neresinde nur varsa etin içinde de hayat öyle vardır. Odunu yaktığımız zaman neresinden duman çıkıyorsa hayatımızdan da ölüm denilen şey de duman böyle çıkar. Odunun içerisinde dumanı nasıl yerleştirmişse bedene, şu bedene nefsi öyle yerleştirir. Odunun içerisinde nuru hangi ilim ve teknolojiyle yerleştirmişse bu bedene ruhu öyle yerleştirmiş. Aynı teknolojiyle. Bak gözümüzün önünde odun. Odun diyoruz değil mi? Kafana vur kırar. Çıksın 10 kilo odundan bakayım ne çıkıyor. Kafana vurulur mu? Nerededir artık? Odun buradaydı. Yalnız ha hiçbir yer. İşte sen de öldüğünüzde ölmeden önce buradasın. Ölünce neredesin? Odun buradaydı. Yanınca nereye gidiyorsa sen de öyle gideceksin. O ki nebat hayatı, bitki. Bir de hayvan hayatı var. Hayvanın üstünde cin ve şeytan var. Onun üstünde melekler var. Onun üstünde 4 tane büyük melek var. Onun üzerinde insan var. Onun üzerinde daha kimse yok. Allah. İnsanla Allah mabeyninde bir berza bir yapı yok. Yapılanma yok. Hayatı serpmek, yani odundan nuru serpmek, işte kokuşmuş, tafun etmiş veya gübrelerden de hayatı böyle çıkartıyor. Nasıl çıkartıyor? Odundan nuru çıkarttığı gibi. Bak, odundan nuru çıkarıyorum. Al kibriti, çık. İnsandan da hayatı çıkarıyorum. Esselatu vesselamu aleyk. Aleyke ya Resulallah falanca vefat et. Yani başka bir boyutta dirildi. Çekirdeğin çürümesi başka bir hayatın başlangıcı olduğu gibi insanın vefat etmesi demek bu boyuttan bir üst boyuta geçmesi demek. Onun adı şu, boyutun adı. Es-salatu ve-selamu aleyk. Sonunda diyoruz Allah'ın rahmetine kavuştu. Hakikaten öyle. Hapishaneden çıktı odunun içindeki nur. Hapishaneden çıktı ruh bu bedenden. Nur hayatı serpmek, işal etmek. İşal etmek. Senin adamların geldi. Bak. Maşallah. Murat Paşalar. Size ayrıten hoş geldiniz. Çünkü çalışmadan geliyorlar. Değil mi? Tanıdı mı dediler? Traktör adamı. Aferin. Maşallah. İşal etmek. Yani şenlendirmek. Yaymak. Alevlendirmek. Parlatmak. Şiddetlendirmek. Yani basit bir şeydi. Bir parça et veya kokuşmuş bir tane peynir. Bir bakıyorsun ki bir sürü şenlendiriyor. Hayatı kainata kaldırın her şey dönük olur. Bu manada, yoksa hayatı kaldırmak demek, buzdan suyu kaldırmak gibidir. Allah her şeyi taşı toprağı hayatta yaratmış. Hay sıfatında yaratmış. Malzeme hayat. Allah. Şu donmuş mevcudatı görüyor musunuz? Taş, toprak, ağaç, sığır, toprak, şu masa. Bu nedir biliyor musunuz? Donmuş esmadır. El kesiktecidir. Yani buzdan suyu çıkarırsanız ne olur? Bir hayal et. Buzdan suyu alın. Ha, şu mevcudattan da esmayı alın öyle olur.
Esma'nın donmuş hali Ömer abi. Şu mevcudat. Bu. La kardeşim ölümden ne korkuyorsun? Ölüm kadar harika mükemmellik var mı? Varlığın üst tabakaya yönüşün. Mesela ruhlar aleminden alem-i şehadet dünyaya gelmek aşağı inmektir. Ruhlar aleminden aşağı iniyorsun. Bu yönün adı, istikametin adı hayat, yuhyi, diriltme. Yümit, öldürme ise alem-i şehadetten alem-i erbaha doğru yükselmenin adıdır. Yönü yükselmektir, ümit. Onun için üst boyuttur. Sana bir, hani üçüncü yolda var ya, he. İdam ediliyor diyor. O zaman hayat mertebesinden en düşük seviyesine mi gidiyor? Yani, hayat yani idam şu, mu? İdam ne biliyor musun sevgili kardeşim? Mesela idam adam hak hayatını elinden alıyorsun. Bu yani. Şimdi fıtraten Allah'ı muhatap alabilecek bir yapı donanıma sahip insan. Fıtraten insan her yerde olma özelliğine sahip. Yapı busu bu. Fıtraten her şeyin sahibi olmak istiyor. Bu elinden alınıyor. Her yerde olabilecek bir fıtrat bir yerdedir. Onun için Allah en çok bana lazım. Sizden daha fazla bana lazım. Abi olur mu ya? Vallahi o zaman malına sahip çık. Bak en çok Allah bana lazım. Niye? Allah ezeli ve ebedi oluşunda. Şimdi senin nihayet derecede her yerde olman, her tür lezzeti her an yapma, hiçbir lezzete alışmama, nihayetsiz mazhar olma, ezeli ve ebedi cami bayine olma kabiliyetindeyken bir yerde hapsedildi. İdam değil mi? O hakların elinden alındı. Yani ötelerde yaşama hakkın kalktı. Ötelerde yaşama hakkın kalktı. Arkadaşlar, yani fazla burayı kazırsak, şu dünyayı, pat de ahiretin içindeyiz. Ahiret başka bir yerde arama. Ağacı çekirdeğin dışında arama. Çekirdekten ağacın çıkmasına inkışağının inkışafı deniliyor. İşte ahiret zaten burada yaşanıyor ruhta. Çekirdekten ağacın çıkması nasıl normalsa insanın ruhu da ahireti böyle çıkartacaktır kendi aleminde. Senin ruhunun ruh çekirdeğinin ağaç olmasıdır senin ahiretin. Onun için ahiret dünyanın bitişi değil. Bu arsanın bitişi var değil mi şurası? Bu ahiret, yani bir daha söylüyorum gençler. Ahiret dünyanın böyle bitişik bir arsası değil. Komşu bina değil, komşu arsa değil. Yani bu arsadan oraya geçmek falan yok. Çekirdekten ağaca geçmek yok. Çekirdekten ağacın inkışağı var, inkışafı. Patlaması, mısır patlatıyorsunuz ya, pat diye patlıyor. Çekirdekten ağacın patlaması. Ahiret böyle patlayacak sende. Bir yere falan değil ya. Allah Resulü öyle diyor. Karanlık, ölen ruh nereye gidiyor ya Resulallah sorulunca aleyhissalatü vesselam. Vefat eden insanın ruhu nereye gidiyor sorulunca gecede karanlıkta yanan mum sönünce nereye gidiyorsa nuru diyor. Nur nereye gidiyor? Onun için ahiret var kardeş. O kadar rahat. Rahat ol. Gözünü kapattığın zaman oradasın. Kapatmak da yok yani. Belki de şu anda oradasınız da haberiniz yok. Çünkü şehitler öldüğünü bilmez. Belki aramızda bazıları öyledir. Garip garip bakmayın. Ölmüşsünüz de haberiniz yok. Bak ölüm şöyle olacak size. Müjde. Sakın bir aramızdan bir tanesi böyle olur mu ya derse ona olmaz. Bak şimdi kaybedersin. Şimdi ölüm şöyle olacak sana. Derste oturuyorsun. Otururken bana bakıyorsun böyle. Kapı açıldı şurada. En çok sevdiğim veya çok mühim bir, yani gelmemesi lazım falan, annendir, babandır, hocandır, ustadındır. Ne bileyim ya, bir çok değer verdiğin, sana böyle yaptı derste. O diyor ki, sen o da aynı zamanda sus konuşma, derste konuşma ya. Kalkıp ne yaparsın, çak 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 gidersin. Değil mi? Hiç kimse şey,
Ha. Gittin, ceset böyle oldu. Meğer giden ruhmuş, o gelen Azrail, en çok sevdiğin simada gelecek. Derste, şehit böyledir. Sonra gitti, hala gidiyor. Ondan sonra biz, Mehmet falan, Mehmet, bir kalk. Gitmiş. Meğer çıkan oymuş. Peki kalkarken hiç arkanızı düşünüyor musun? Şu eti kemiği falan ayağımız. Ayağım acaba benimle geliyor mu diyor musun? Gidince böyle kollarım, baldırlarım, kafam. Ya acaba kafam benimle geldi mi der misin? Hiç şüphe etmesin değil mi kendine? Sen gidiyorsun. Böyle gideceksin. Boyut değiştireceksin. Sonra Allah Allah. Ağlamalar falan var. Şehit bu ağlamaları da bilmeyecek. Hala gidiyor. Ubeyd diye bir talebem vardı diyor. Şehit oldu. Toprak altında bana yer yapıyormuş ve ağlıyormuş. Amcam öldü diye diyor. Talebe, ustadım öldü diye. Ben diyor tahtel ar seyahatımda keşfel kubur ya ustad. Kabirdekileri keşfediyor. Seyahatımda gittim baktım ki diyor beni ölmüş biliyor ve bana ağlıyordu. Kendisi şehit olmuş haberi yok. Onun için dedim belki ölmüşsünüz de haberiniz yok. Başka bir derste ölmüşsünüz ha. Bu derse gelmişsiniz. Ecemin. Olamaz mı? Ölmediğinizin delili şey olan mı var? Ne o? Ölmediğinizi nereden bileceğim? Günah işlerse şu aydan bir şey yok ya. Ha tamam. O zaman günah işlerse belli olacak diye günah işlemeye kalkmayasın. Böyle öleceksiniz. İnanın bana. Veya namazda. Bir tanesi geçen dün haber geldi. Secdedeyken gitmiş. Allah Allah. Maşallah. Nuru hayatı serpmek, işal etmek, hatta en hassas maddelerden ve taaffun etmiş cisimlerden kesretle taze bir nur hayatı ışıklandırmak. En hassas. Hassas, pis, kiri. İnsan pisliği. Ondan ne olur? İnsan pisliğini. Ağaca koymak mekruhtur biliyor musunuz? İnsanın idrar, sidiğini ve büyük abdestini ağaca gübre olarak koymak mekruhtur. Ziraat mühendislerine göre asit oranı kimyasal yapısı itibariyle bitkiye zarar verdiği için doğru değil. İnsan affedersin idrarıyla ağaçta sulanmıyor. Yakıyormuş. Fakat doktora gittiğiniz zaman diyor ki git diyor bunu al tahlil et. Ne yapacaksın doktor bey? Benim büyük abdestimi sen ne yapacaksın ya? Senin içini bilmiyoruz. Bir hastalık var ama onu tanımak istiyorum. İdrarımla ne alakası var büyük abdestine? Senin o pislik dediğin şey bedeninle benim aramda elçidir. Senin içinden haber getiriyor bana. Seni taşımıyor dışarıya. Doktor tahlil ediyor. Sende şu 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 vardı. Neyle anladı? Bilmem neden anladı ya. İzin vermiyor. Öyle değil mi? Bak. Sen bile pisliğin içinde varsın. Var mısın yok musun? Ağlıyorum. Ağlıyorum. Hadi şöyle diyeyim. Seni taşıyor diyeyim. Ya bir numara orada var. Hadi öyle diyelim. Onu kaldıramadığımız bir şey mi? Bizim hakikatimizi taşıyor. Ve doktor diyor ki, sen üşüttün diyor, böbrende bilmem neyin var diyor. Taş var diyor, bilmem nesi var, kanın bilmem neyin var diyor. Allah Allah, öyle değil. Yani niçin söylüyorum bunları? En kerik gördüğün, hiç değer vermediğin, kale almadığın şey, içinde sen varsın. Pisliğin içinde sen olacaksın, senin için ruhunda ahiret olmayacak. Her şey mükemmele amile. Her şey iyiye doğru gidiyor. Allah. Hatta en hassas maddelerde, en taaffun etmiş cisimlerde taze bir nur hayatı. Bir de kokuşmuş etten yeni bir hayat taze çıkartıyor şimdi. Kurttık. Çok acayip. Kurtlar ya. Kurtta ne var? Göz var. Kulak var, hayat var, duygular var. Hayvan ya. Hayvan. Minyatür bir hayvan. Çok da acayip. Hiç de benzemiyor. Hiç de benzemiyor. Ha? Hiçbir şey benzemiyor. Bembeyaz. Bembeyaz. O acayip kararmış, bozulmuş. Kan bu, evet. Çipsi etin. Bu bembeyaz.
Bir de acayip kar kurduğunu gören var mı? Belki de şeyde görmüşsün. Mehmet abi görür, Ömer abi belki biliyor. Kar kurduğu böyle büyük bir şeydir. Bardağa koyuyorsun, sıcak su bir bardağa buz gibi yapıyor. Ve hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Kurt ama böyle yürüyor. Kurt ya, malzemesi kar. Canlı canlı. Kart kurtlanır derler ya. Sonra bardağa koyuyorsun, bardak buz gibi, adam yok. La bunun gözü vardı, hayatı vardı. Acayip bir şey. Hatta onu bazı şeyler koyuyorlar. Bu cera dedi, cera. Nere? Cera dedi, onun içine koyularmış. O cera buz gibi yaparmış. Evet. Allah Allah. Cera dedin ne? Şu musu şey var ya. Küçük. Aynı. İçine koyularmış. Evet. Buz gibi eder. Buz gibi eder. Acayip bir şey. Ateşli hastaların bizim orada yaparlar. Ateşli hastaları böyle soğuk bir şey yapmak için o merzelerin yukarında adam gönderilir delikanlıları. Hiç Ağustos'ta kalkmayan karlar olur vadilerde. Onlar senelerce orada ararlar, bulurlar kurtlardı. Sonra böyle onu işte suya, onu, o suyu basarlardı koltuk altına. Ben öyle hatırlıyorum yani. Ateş düşürmek için. Buz gibi yapıyordu ondan. Ama bu su yani. Suyu donduruyorsun. Karı bekletiyorsun. Artık kokuşacak gibi su bile kokar. Onu hareket etmeyen her şey kokar. Derse merse gitmeyen, yani bir faaliyette olmayan bir insan bile kokar. Ne su kokuyor da sen kokmayacak mısın? Su kokar kardeşim. Hareketsiz. Hareketsiz insanlar da kokuyor. Onun için acayip acayip kokulu salıyorlar. Bir de Mustafa, taze bir nur hayatı ışıklandırmak. Taze diyor. Yok. Yeni bir hayat. Yani çekirdekten yeni ağaç çıktığı gibi. Bir bakıyor sığır etinden kurt başka bir hayvan. Hiç ona benzemiyor. Sığıra benzemiyor. Sığıra benzemiyor değil mi kurtlar? Başka bir. Bir de sinek var ha. Böyle toz sinekler var. Taze bir hayatı yaratıyor. Taze. Taze diyor. Bir nuru hayatı ışıklandırmak. Abdurrahman. O kesif ve hasis maddeleri nuru hayatla letafetlendirmek, celalandırmak, sarahate yakın işaret ediyor ki, yani kokuşmuş, pis, taafun etmiş şeyden hayatı çıkarırsa, hayattan ne çıkarır? Taafun etmiş, kokuşmuş, hayatı yok eden, hayatı tehdit eden mikrop var ette, o yapıdan, yapılanmadan hayat çıkıyor. Hiç ona benzemeyen bir şey çıkıyor. Peki, en kesiften böyle bir şey çıkarsa, senin ruhundan daha kaliteli bir şey çıkması gerekmiyor. Etten daha güzel. Bakın her şey mükemmele gidiyor. Kokuşmuş etten hayvan çıkıyor. Gübreden gül çıkıyor. Odun parçalarından meyveler çıkıyor. Kainatın kanunu bu. Yani hiçbir şey aşağı gitmiyor. Her şey yukarı gidiyor. Bu ruhtan en az bu ruha uygun bir şey çıkması lazım. Bu hayattan daha kaliteli bir hayat çıkması lazım. Sistem böyle çalışıyor. Etten böyle çıkıyor. Odundan böyle çıkıyor. Öyle mi? Gübreden böyle bir şey çıkıyor. Bu mantığı kuruluşuna göre hayatından ne çıkması lazım? Ölü çıkmaz. Hayattan ölü çıkmaz. Ölüden hayat çıkıyor dünyada. Ha? Ölüden hayat çıkıyor. Hayattan ne çıkar? Hayat artı X. Ruhtan ne çıkar? Ruh artı X. Yani bir fazla boyut. Anladın mı abi? Mantık kuruluşunu anladın mı? Tak tak tak. Merdiven yükselişi. Hayattan ölü çıkmıyor. İlimden, yani üniversiteden cahil adam çıkmıyor. Cahiller alim oluyor orada. Yani ters çalışmıyor burada sistem. Dünyada her şey mükemmele gidiyor. Ne yapıyormuş? Kesif, hasis maddelerden nuru hayatı letafetlendirmek. Bu neyi gösteriyor? Bir şey adına, bir yer adına burada işlem yapılıyor. Mesela gençler,
Anne karnında çocuğa niye kol bacak takılıyor, koz, göz, kulak değil? Ayak niye takılıyor? Gideceğim sonra sahnemde şey yapıyor. Yani orada işe yarıyor mu ayak? Mesela anne karnında. Tam tersine değil mi? Ayak takıldı, orası darlaştı. Ve top mu oynayacak orada? Ne yapacak orada? Top oynama yok ki, ayak lazım olsun. Yani orada duruşacak falan, para kazan, el lazım değil. Anne karnında bahsediyor. Manzara yok ki, vay be şu manzaraya bak kardeşim. Ne dedin diye kulak lazım değil. Ağız lazım değil, yemek yemiyor. Orada lazım olan bir bağ, kordon bağ, göbek değil mi? Niye takılmış? Gidecek oldu, alemde kullanılacak diye takılmış o ayak. Ayağın takılmasıyla yürüme alemini işaret ediyor ve ispat ediyor. Çocuk anne karnında diyor ki, ben burada bu organ kullanılmıyor ama bu ayağım gösteriyor ki galiba, çocuk diyor, bu ayağın kullanılacak bir mekan olması lazım. Göz diyor ki, diyor bana, açtım bir şey yok. Renkler ve şekiller alemine aday olduğumu, böyle bir alemi söylüyor. İkiz ya, konuşuyorlar. Anne karnında ikiz var. Ötekisi diyor ki, ya kafayı mı yedin ya? Gidip de gelen mi var ya? Bak diyor, öyle hemen karar verme diyor öteki ikiz. Beraberler. Dikkat et diyor. Bu kulağın takılmasıyla sesler gerekmiyor. Sesi bilmeyen bu kulağa veremez. Niye versin ki? Mantıksız olur. Ses yok. Hiç yok. Böyle bir mantık yok. Yani kulağın kurulması nereye göre olacak ki, niye olacak ki? Mantığı var mı? Kulak takılması. Çünkü ikizden bir tanesi diyor ki çocuğa, bak kulağın verilmesiyle sesler alemine gideceğimizi gösteriyor. Sonra ya bırak dedi ya, gidip de gelen mi var ya? Kimin kafası kırıldı? Lan kafası kırılıp da orada gidip de gelemez ki. Biz zor işi yapıyoruz diye. Gidip de gelmek kolaydır. Gitmeden gelmek vardır. Çocuk dünyaya gelmiyor. Niye geldi? Daha önce gitmiş miydi? Gitmeden geldi işte, zor işi yapıyor. Giden gelmesi yolu zaten bilir, gelir kolay. Ama gitmeden gelen çok zor. Dünyaya geldi, aa bak ayak kullandı. Aa dünyaya geldi, göz kullandı. Aa dünyaya geldi, kulak kullandı. Anne karnındaki organlar gidecek olduğu dünyayı en güzel ispat ettiği gibi insanın ruhundaki istekler, arzular, meyiller, ebed arzusu, sonsuzluk arzusu, ölmeme arzusu, her isteğim olsun, her yerde olayım, her şey benim olsun gibi ne istiyorsanız burada işe yaramıyor. Çocuk anne karnındaki organlar işe yaramadığı gibi gidecek olduğu alemde kullanılacak diye takılıyor. Organlar da ahireti böyle ispat ediyor. Bunun adı fıtratın şehadetiyle ahiretin ispatı demektir. Bunu reddedemez hiç kimse, hiçbir ateist. Bende beka arzusu niye vardır sorun adama. Çünkü diyecek sana, faniden gelmiştir. Faniden bende beka arzusu olmaz. Bende niye göz vardır, niye görüyorum? Körler sana yaptığı için. Bende niye hayat var? Ölüler seni hayatlandırdığı için. Hani derler ya, kel diyor, ilaç yapabilse kafasına sürün. Bendeki ilmin kaynağı nedir? Cehalettir. Bendeki hayatın kaynağı nedir? Ölüdür. Bendeki gözün kaynağı nedir? Kördür. Bendeki vücudun kaynağı nedir? İçliktir. Olur mu? Ya. Sarahat'a yakın işaret ediyor ki gayet ahiret, bak bu dünyada yapılan bu faaliyetler, dirilmeler gayet latif. Bir, ulvi. İki, nazif. Üç, hayatlar. Dört, diğer bir alemin hesabına şu kesif, camit alemi zeratın hareketiyle, hayatın nuruyla cilalandırıyor, eritiyor, güzelleştiriyor. Yani anne karnındaki muamele dünya içindir. Dünyaya uygun yapılıyor. İşte dünyada yapılan bu muameleler de orası için yapılıyor. Sen buraya, burası için çalışıyorsun ama maalesef hayatın, her şeyin, bütün hayatın, çalıştığın bile sen, dünya için zannettiğin şey bile ahirete mal oluyor. Yaptıklarımızı görmeye gidiyoruz.
Ne yapmaya gidiyoruz? Yaptıklarımız görme. Peki yaptıklarımız geçmiş değil midir? Mazi. Geçmiş. Yaptıklarımız geçmiş. Biz nereye gidiyoruz? Geçmişimize. O zaman geçmişimiz gelecek olmadı mı? Hayda. Geçmişimiz gitti. Gelecek geliyor. Hali oluyor, geçmiş. He padişah. Geçmişe gitmiyor muyuz? Evet. Hani yaptıklarınızı göreceksiniz diyor. Yaptıklarımız mazi. Desene biz maziye gidiyoruz. Mazimiz oldu istikbal. Kardeş, dünyada geçmiş gelecek var. Ahirette geçmiş gelecek yok öyle bir şey. Bak, böylelikle kaldırıyoruz artık. Yaptıklarımıza gidiyoruz. Yaptıklarımıza geçmiş. Demek ki vay be. Ne tuhaf bir alemde yaşıyoruz. Doğru düşünemezsen her şey birbirine karışır. Ahiretsi dünyanın hiçbir mantığı yoktur. Niye ölüyorum ki? İzah et hadi. Niye ölüyorum ki? Tamamen mantıksızdır ölüm. Ahiretsiz. Niye? Bak sen çok uğraştın 20 sene. Kaç senede araba alınıyor veya ev alınıyor? Burada çalışsam, normal bir çalışsam, memur. Memur çalışsa kaç senede ev alır? Arabanın lüksüne bağlı. Ne? Arabanın lüksüne bağlı. Peki bir daire kabul edelim. En az 10 sene. 10 senede daire aldın, tamam mı? Vallahi girdin içeriye, döşedin. Vallahi 10 sene uğraştım. Bu binanın yandığını hiç ömrümde görmedim. Bayağı bugünü bekliyordum diye. Tutuşturur musun? He? Şaşırdın değil mi? Veya 10 senelik topladığın para. Altına dönüştürdün, sonra TL'ye dönüştürdün. Ya böyle 10 sene. Vallahi şu kadar olur 10 sene dedi. Değil mi? Para dizilse. Vallahi bu paranın hiç yandığını görmedim. İçim yandı ama paranın yandığını hiç görmedim diye. Bir tutuşturun der misin? He Mustafa? Demezsin değil mi? Demez ya. He? Demez. De böyle akmak olma. Diye varsa 155 de Bakırköy'e göndereceksin. Burada yeri yok. Ha. Sen malını yok etmezsin de. Bu kainatı Kur'an, ahireti diriltmemekle bu kainatı yok eder mi? İsraf eder mi? Madem israf edecekti, diriltmemek üzere öldürecekti, niye diriltti ki burayı? Arabayı aldın, vallahi dur bugün bir seyredeyim. Çektin böyle fabrikadan, o uçuruma getirdin, hadi bakalım ittin aşağı gönder. Of be ne kadar da sardı ya. İçin yanmaz mı? Şimdi sen arabanı atmıyorsun da Allah kainatı işte atar mı, yuvarlar mı? Niye yapmıyorsun? Yapılan, sana verilen akılla bunu yapamazsın. Yapamazsın. Neyle? Yapılan akılla. Peki bu aklı ve 7 milyar akılları, bu kadar akılları yapan Allah bu akılları diriltmemek üzere kabre soksa haşa akılsızlık etmiş olmaz mı? 7 milyar insanın aklını yapan Allah diriltmemekle akılları israf etmiş olmaz mı? O ki diriltmeyecekti bu aklı niye yaptı? Biliyor musunuz? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bir daha söylüyorum. Belki notalarınız var. Bak bir daha söylüyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce bir akıl olması lazım. Doğru mu değil mi? Mesela şu göz yapılırken yani buraya takılsın mı takılmasın mı? Uydu mu uymadı mı? Buraya mı koyalım, buraya mı koyalım? Bu gözü buraya mı koyalım, buraya mı, buraya mı? Bu gözün buraya uyup uymadığını yerleştirmek için bu gözden önce göz olması lazım. Değil mi? Bu gözü tezgahta yaparken başka bir göz olması lazım. Bundan önce. Bu gözü yapan bu gözden önce göz olması lazım. Bu hayatı yapan bu hayattan önce hayat olması lazım. Bu aklı yapan bu akıldan önce aklı olması lazım. Yani ilmi olması lazım. O zaman bu aklın mutluluğunu mu istiyorsunuz? Huzursuz musunuz? Panik mi var? Depresyon mu var? Sıkıntınız mı var?
Bu akılla mutluluk istiyorsanız, bu aklınızı bu aklı yapana bağlayın. Akıllılık budur. Bu aklın gereği bu akla bağlanmaktır. Mutluluk orada. Anladın mı Mustafa? Paşalı. Demek ki bu dünyadaki muameleler başka bir alem hesabına çalışıyor. Güya latif bir aleme gitmek için zinletlendiriyor. Yani başka yere gitmek için süslüyor. Bir varlığın en güzel süsü hayattır. Hayatı olmayan dağ, hayatı olan bir kedi kadar sevilmez. Arasındaki fark sonsuz. Dağ işte. Hayatı yok. Ama bir kuş yani. Mabet kuşu. Demek ki hayatla her şey sevilmeye hak kazanıyor. Hayatsız hiçbir şey değeri yok. Hayatla güzelleştiriliyor. Çok çok bir tabela yani. Bir resim diyelim, kuş. Yani aslını bildiğimizden dolayı uçan kuş resmini seviyor. Yoksa aslı olmasa bunun hiçbir mantığı yok. Hayat sevdiriyor, hayat. Neyini seviyorsun? Anneni, babanı. Bak vefat ederse bak o da orada yatıyor, kefenli. Sabaha kadar orada duracak, korkudan oraya gidemiyor annesine. Adam dedi ki bana, babası vefat etmiş Almanya'da, odada sarılmış. Yarın hastaneye açacak Alman, bir morg bölümü var, orada yıkanacak. Biz de camide imamız. Camimiz diyor, hastanede yıkanacak. Baba orada yatıyor. Yıkanmamış ha. Yarın yıkayacak. Cenaze evinde hocası, mahalle hocası, yani Ozan şehri. Gittim evinde arkadaşlar, sohbet ettik falan, artık herkes dağıldı, ben de son, dağılıyorum. Çok anlatmıştım size de, çok ilginç. Çıkıp gideceğim, en büyük oğlu dedi, hocam bir şey konuşabilir miyiz dedi ya. Tam giderken, buyur kardeşim. Dedi ki, hocam dedi, ya dedi, babamı dedi, battaniye koysak, üniversite var. Camiye getirsek lojmana olmaz mı dedi. Ben gidiyorum tam 11-12 oldu artık. Olmaz kardeşim dedim ya. Niye hocam olmasın dedi ya. Hortlarsa ben ne yapacağım dedim. Hortlamaz ki dedi. Madem hortlamayacak bana niye paketliyorsun? Orada duruyor işte baban. Madem hortlamayacak diye endişe, şey korkun yoksa niye bu panik? Hocam dedi ya. Ya hocam idare et dedi ya. Ulan baban değil miydi dedim. İdi dedi. Baban değil mi bu dedim. İdi dedi hocam babam değişim. Yanaşamıyor. Peki neyi seviyordu adam? Nesini seviyordu onu sorayım size. Neye baba diyordu? Nereye baba diyordu? Baba şimdi değil liman babası oldu. Gemilerin ballandığına baba denildi. Liman babası. Ya arkadaşlar şaka geliyor ama gülüyorsunuz ama yani Allah göstermiş böyle dolunuyor biliyor musun? Böyle derslere gelmezseniz babanız oraya koyacaksınız. Ha korkmayın seni oğlum böyle koyacak. Senin oğlun böyle derslere gitmese. Bana diyecek ki hocam dedi babam önce. Dedim hortlar kardeşim. Allah. Ertesi gün yıkayacağım. Başka şansın yok sen yıkayacaksın hocasına. Ya kardeşim bir kişi Allah aşkına bir kişi mi gelmez bana yardım etmeye? Lan korkmaz lan hortlamaz mı? Korkmayın dedim. Hortlamaz gelin. Çünkü sopa bende dedim yani. Böyle hortlarsa vururuz kafasını. Lan morka bir tanesi gelmiyor ya. Niye anlatmaya çalışıyorum? Bir hayatı bastı Allah baba. Öteki sevgilim dedi ötekisi oğlum. Dayı bir sürü adam. Bir adam kimisine baba olmuş kimisine amca olmuş. Herkes sarılıyordu. Hayat aldı Allah. Herkes korkuyor. Böyle hayat bu kadar güzelleştiriyor işte her şeyi. Anlatmak için anlattı. Hayatı bassa, bayılmıştı babasına korkuyorlardı. Lojmanı aldım. Ertesi gün Allah bassa, geri eletiği bassa, bayılmıştı işte kalp krizi geçti düzeldi. Baba falan sanacak. Ulan biraz önce kovmuştun. Baba yerine geldi. Baba evine geldi. Demek ki hayat da güzelleştiriyor. Hayat yok. Pakette hiçbir değil yok.
ben söyleyeyim, siz ne olur vicdanla söyleyin. Şimdi ben lojmanı aldım veya odada korkuyorlar, ben götürdüm tabii mecbur. Adamlar şimdi. Hakikaten kriz geçirmiş, kalkması canlansa. Sarılırlar mı, sarılmazlar mı? Biraz önce, dün akşam korkuyorlardı. Demek ki nereye sarılıyor? Hayat. Hayat. Ama onlar da ölürse ne olacak? He? Onlar ölürse ne olacak? Onlar da ölürse ne olacak? Korku da korkmadır diye. O da güzel. Böyle hiç düşünmemiştim. Sen nerelisin? Buralı mısın? Karadeniz değil. Tamam belli. Buralı ne diyeceğim? Esma sardı öyle mi? Ya. Hayatla güzelleştiriliyor. Hayat gitti. Hiçbir değeri yok. Fesubhanallah. Hayat ne tuhaf bir şey ya. Odunun içindeki nur. Çekirdeğin içindeki program. Sen hayatta varsın biliyor musun? Bunları kullanıyorsun. Bak, kolu bacağı kullanıyor. Gömlek bak hareket ediyor. Diri mi? Hayır. Diriyle hareket ediyor. Ceset aynı bunun gibi. Gömlek gibi düşünün. Ruhla ceset arasındaki farkı söyleyeyim. Şu bina cesettir. İçeride oturan sensin. Fark anlıyor musun? Sen içeride oturuyorsun diye senden kıymetli değil ha. Ha, ceset, ustad diyor ki ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır. Giydiği libası değil. Hanesi ve yuvasıdır, libası değil. Onun için bu ceset ikide bir değişiyor, kaporta değişiyor. Kaç defa değişti bu zaten? Bu ben değilim ki. Bu kendinizin zannediyorsunuz. Ne diyorsun? Benim başım diyorsun. Ben diyen kim? Arkada işte. Bu sen. Altı ayda bir değişiyor. Bebekken de sendin. Ve kaç tane yüz değiştirdim? Bir tanesi dese ki sana, ne haber lan? 200'dü. Kızmaz mısın? Kaç tane yüz değiştirdim? Bu sen misin? Bu benim başım demiyor musun? Benim başım ağrıyor. Benim yüzüm acayip şey yaptı. Hatta benim ruhum kaldırmıyor, benim ruhum canı, benim ruhum sıkıldı. Benim ruhum diyen ruh değil. Bu sen değilsin, kullandığın kaporta. Peki sen kimsin? Bu kullandığın arkadaş sen değilsin bu. O zaman buna bakıp da firavunlaşma, kibirlenme, yakışıklığım, güzelim bilmem ne. Bu zaten kaporta. Arabaya binerek ben buyum deme. Araba kaportadır. Ruh içerideki şofördür. Demek ki bu mevcudatı Cenab-ı Hak hareketin, zerrelerin hareketiyle, hayatın nuruyla buraları cilalandırıyor, eritiyor, güzelleştiriyor. Yani ne yapmış biliyor musunuz? Allah içeriye, bu mevcudatın içerisine bir yeri açalım. Sıcak oldu değil mi? Veya soğuksa şey açmayalım. Zamanı bir atıyor mevcudatın içinde, her şey hareketleniyor. Zaman. Zamanı atıyor. Zaman kaldırırsanız her şey olduğu yerde durur. Ana baba olmaz, oğul olmaz, dün bugün yarın olmaz, güneş doğmaz, doğum olmaz, üreme olmaz, ölen olmaz. Her şey olduğu yerde durur. Zamanı içine at, her şey hareketlenmeye başlar. Acayip bir şey yani böyle. Zaman böyle bir şey yapıyor. Zerrettin hareketiyle, hayatın nuruyla şu mevcudatı cilalandırıyor, eritiyor, güzelleştiriyor. Eritiyor. Mesela bak altı ayda bir eritiyoruz, başkası geliyor. Eritiyoruz, başka bir şey geliyor. Güya latif bir aleme gitmek için zinetlendiriyor. Güya latif bir aleme gitmek için ziynetlendiriyor, hayatı süslüyor. Babadan ondan anlattım. İşte beşer haşrını aklına sıkıştıramayan dar akıllı adamlar Kur'an'ın nuruyla rasat etseler görecekler ki bütün zerratı bir ordu gibi haş edecek kadar muhit bir kanunu kaymet görünüyor. Bil müşahede tasarruf ediyor. Yani buraya baktığımız zaman ahiretin nümuneleri değil, ahiretin ta kendileri oluyor. Ahirette dikkat edin, iade var. Burada yeniden yaratmak var. Orada şaşırmayacağız. Diyeceğiz ki, ya dünyada daha zorunu gördük. Ahirette var olanlar toplanacak. Burada hiçlikten yaratılıyor. Zor burada. Cennet tek boyut, cehennem de tek boyut. Güzelliklerin hepsi, kötülük yok. Ahiret ise, cehennem ise, kötülüklerin her şeyi. İyilik yok.
Burada ise hepsi karma. Karma yapmak zordur. Yani ölünün içinde hayatı yapmak burada zordur. Orada her şey hayatlıdır. İnne darul ahireti lehiyel hayvan. Her şey hayatta orada. Her şey. Yani ölü yok ki dirilmeyi anlayasınız. Ölü yok. Burada ölümü anlamak için hayat lazım. Hayatı anlamak için ölüm lazım. Hayat ne kadar mühimse ölüm o kadar kıymetlidir. Ölüm olmasa hayat hayat olmaz. Anlamazsınız. Anlamayız. Karanlık olmasa aydınlık bilinmez. Hayat ne kadar kıymetliyse ölüm o kadar nimettir. Ölümü kaldırırsanız hayat yok olur. Karanlığı kaldırdığınız zaman nur ne oluyorsa. Ölüm o kadar harikadır. Ölüm hayatın üst boyutudur. Aslına dönüş serüvenin mukaddemesidir. Ölümü kaldırırsanız hayat bilinmez. Çünkü hayatın ifade edildiği zemin ölüm, mevttir. Ölünün üzerinde hayat gözüküyor. Eğer ölü olmasa hayat hayatın üzerinde gözükmez. Hayatı gösteren ölüdür. Ölüm hayatı gösteriyor. O zaman ölü hayat kadar kıymetlidir. Bir şeyin ölebilmesi için Allah lazım. Ve son onlardan konu söyleyeyim de kapatayım. Şimdi baban öldü. Trafik kazasına gittiler. Darmadağın oldu vücut ama solucan gibi. Biliyorsunuz vurursun kazma ikiye bölünür iki tane solucan olur. Baba paramparça oldu. Elli, kafası, kulağı ama hepsi canlı. Canı çıkmıyor ama paramparça kulu orada, kafası orada. Ne yapar? Kanı orada, kanı canlı. Nasıl toplanacak şimdi? Demez misin onların hangisi babam? Hepsi babam. Ben senin babanım diyor. Tırnak ölü diyor, ayak ölü diyor, böbrek ölü diyor. Ya ne kadar kötü olurdu. Hadi çıkartaydı o zerrelerden hayatı. Nasıl çıkartacaksın? Zerrelerden hayatı nasıl çıkartacaksın? Odundan Allah aşkına, odundan at kirbitsiz, tornavida ile, kerpetinle, torna tezgahı ile çıkartın nuru hadi. Odundan nuru çıkartın. Sıcaklığı çıkartın. Penseyle çıkartın. Bıçak baltayla çıkartın. Odunun içinden dumanı ve nuru çıkartabilir misin? O ateş lazım. Ateş o kadar harika ki odunun içerisine nuru koymak kadar harikadır. Çünkü gizli olanı dışarıya çıkarıyor. Ateş odunun içerisindeki nur kadar harikadır. Yani odun içinde nuru koymak nasıl bir teknoloji ise onun ters bir teknolojiyle o nuru oradan çıkarmak. Hangi teknolojiyle hayatı yerleştirilmişse o aynı teknolojiyle bu hayatı buradan almak mümkün. Yoksa parçalanmış hayat çıkmaz. Kol hem Mehdi abi. Kol orada duruyor babanın rahmetli. Kolu duruyor. İçin yanmaz mı ya? Ulan ne yapalım şunu? Yarım canlı hayvanları kesiyoruz daha çekmesin diye. Buna çaresi yok. Baban öyle kaldı. Ne yapacaksın? Ölüm yok. Ölümü kaldırdık. Çıkart hadi. Onun için bir şeyin ölebilmesi için Allah lazım. Ruhu almak için ruhu tutamıyorsun. Kepetine gelmez. Formülü yok, laboratuvara girmez. Götürdün hastaneye bu babamın kolu. Ne olur doktor bey canı alır mısın bundan? Ulan nasıl alayım ben bundan? Bu kol oynuyor. Kol oynuyor. Ölmüyor. İçinden çıkar bakalım. Tornavideyle alamazsın. Penseyle alamazsın. Teorla tezgahında alamazsın. Ya Allah cismin içerisine hayatı, hayatın içerisine cismi nasıl yerleştirmişse, ismi zahir itibariyle cismin içinde hayat var. İsmi batın itibariyle hayatın içerisinde cisim var. Burayı iyi kavrayın. Kitap okuyanlara son cümlem olsun. Kitap okuyanlar, is huvel evveluhu vel ahiru ve zahiru vel batın. İsmin zahir itibariyle cesedin içinde hayat var. İsmin batın itibariyle ceset hayatın içindedir. Yani duman ve nurun içinde odun vardır. Odun onların içindedir. Dışarıdan bakarsan odun içinde nur var. Su buz gibi. Dışarıdan bakarsanız buzun içerisinde su vardır. Ama hakikatten bakarsanız buz suyun sıfatıdır. Aslında buz suyun içindeki sıfattır. İçinin dışarıda gözükmesi gibidir.
Çünkü buzdan suyu alırsanız buz yok olur. Ama buz sudan buzu alırsanız su, buz sıfatı su yok olmaz. Onun için şu ceset hayattan yapılmıştır. Ceset hayatın içindedir. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.